Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir programa yanında güzel yemekler hazırlayacağız. Tezgahımızı hazırladık ve malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemeğimizi inşallah beraber hazırlamış olacağız. Hangi yemeklerimiz var sizler için hazırlayacağımız? Patlıcanlı şöyle sarmalı güzel bir pilavımız var. Pilav yapacağız. Ondan sonra brokolimiz var. Zeytinyağlı çok güzel bir brokoli hazırlayacağız. Ve ondan sonra tepsi köftemiz var. Püreli tepsi köftemizi hazırlayacağız. Bu şekilde 3 tane yemeğimizi hazırlayacağız ve tezgahımızı üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yaparken siz de evlerinize yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek inşallah hep beraber hazırlanmış olacağız. Evet, yemeklerimizi yapıyoruz. Yemeklerimizi nereye yapıyoruz? Doktor Sağ sıvı tuzumuzla beraber yapıyoruz. %100 doğal, içinde herhangi bir katkı maddesi olmayan harika bir tuzumuz ve yemek setimiz de diyebiliriz sevgili izleyicimiz. Siz de uygun bir şekilde alıp kullanabilirsiniz. Yemek setimizi uygun bir şekilde alıp kullanabilirsiniz. Yemek setimiz 6 parçadan oluşuyor. Sadece 125 lira alıyoruz. Kargosu dahil sadece 125 lira alıyoruz. Bir sene hatta 1,5 sene tuza para vermiyor sevgili izleyicilerimiz. Ve tuzumuzu satın alacağımız numaramız gelsin ekrana. Hemen tuzumuzu satın alacağımız numaramız. Sizler de oradan siparişlerinizi verip satın alabilirsiniz. 0212 912 14 74 olan numarayı arayabilirsiniz. 0212 912 14 74 olan numarayı arayabilirsiniz. Bu numara üzerinden tuzumuzu, iyon çayımızı ve diğer ürünlerimizi satın alabilirsiniz. Dilerseniz benim Instagram sayfam üzerinde de tuzumuzu, Bimex ızgaramızı da satın alabilirsiniz. Benim sosyal medya hesaplarım bitişikşefabdullahhusen.tg'de Instagram sayfam üzerinde hem tuzumuzu hem de ızgaramızı oradan da temin edebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Evet, birazdan şöyle bir yemeklerimize geçeceğiz. Şöyle Kars'tan bizleri izleyen sevgili Dan Yıldız'ın doğum günü, buradan doğum gününü kutluyorum ve Dan Yıldız ailesine benden kucak dolusu sevgi ve selamlarım olsun. Azer Dan Yıldız'ın doğum günü, doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum ve buradan hem kendisine hem de ailesine kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun ve inşallah nice nice senelere diyelim. Ondan sonra sevgili Ruhi kardeşim, Ruhi Er'in de doğum günüydü bugün. Ruhi kardeşim, senin de doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Buradan hem sana hem ailene benden kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. İnşallah nice nice senelere, Allah seni hem sevdiklerinde de bağışlasın güzel kardeşim. İnşallah nice senelere diyelim. Evet, biz yavaş yavaş şöyle bir hazırlığımıza geçeceğiz ama Samsun'dan bizleri izleyen Samsun üniformanın sahibi sevgili Salih Mırak da bizleri izliyor, takip ediyor ve bize aşçı kıyafeti de gönderiyor. Sağ olsun, yalnız bırakmıyor. Buradan ona da kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Sizler de aşçı kıyafeti diktirmek istiyorsanız, özel dikim farklı renklere ve farklı desenlerde kıyafetler istiyorsanız Samsun üniformayı tercih edebilirsiniz. Orada da siparişlerinizi verebilirsiniz. Hemen numarasını vereyim. Oradan da dilerseniz siparişlerinizi verebilirsiniz. Kısa bir sürede hazırlanıyor ve sizlere gönderiyor. İstediğiniz renkte, desende ve istediğiniz modellerde de kıyafetler dikiyor. 0544-514-26-46 nolu numarayı arayabilirsiniz. 0544-514-26-46 nolu numarayı da arayabilirsiniz. Salim Mırak'a da. Orada da ulaşabilirsiniz, özel elbiseler alabilirsiniz uygun bir şekilde. Hem de kaliteli elbiseler diktirebilirsiniz ve oradan da alabilirsiniz. Salih abiye buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Evet, şimdi biz yavaş yavaş hazırlığımıza geçelim. 3 tane listemiz var sevgili izleyicilerimiz. 3 tane listemizi alalım, ondan sonra sizlerle beraber hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, püreli tepsi köftemiz için sevgili izleyicilerimiz neler kullanıyoruz? 300 gram kadar dana kıymamız, 500 gram kadar patatesimiz, 1 su bardağı kadar galeta unumuz, ondan sonra 1 su bardağı kadar sütümüz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar doktor sağ sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz, kimyonumuz, ondan sonra kırmızı toz biberimiz ve 1 adet yumurtamız, 1 tutam da maydanoz kullanacağız. Siz istersen tabii fazla da kullanabilirsiniz, tercih size kalmış. 500 gram kadar patatesimiz, 300 gram kadar dana kıymamız. Daha fazla yapıyorsak biraz daha artırabiliriz, çoğaltabiliriz. 1 su bardağı kadar galeta unumuz dedik, 1 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar sütümüz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar doktor sağ sıvı tuzumuz, pulverimiz, karabiberimiz, kimyonumuz, kırmızı toz biberimiz olacak ve ondan sonra 1 adet yumurtamız dedik. Ondan sonra 1 tutam da maydanoz kullanacağız. Önce geniş bir kabımızın içine baharatlarımızı, galeta unumuzu, yumurtamızı, yağımızı içine ilave edeceğiz. Onunla beraber harcımızı hazırlayacağız. Kıymamızı ilave ettikten sonra köftemiz hazırlanacak. Köftemizi tepsimizin içine herhangi bir tepsi, hangisini kullanacaksa veya hangisinde pişirmek istiyorsak onun içine ilave edeceğiz. Altına hafif yağımızı dökeceğiz ve ondan sonra onu sereceğiz tepsimize. Tepsimize serdikten sonra fırına göndereceğiz. O fırında biraz bir pişmesi gerekiyor, toparlanması gerekiyor. O fırında pişerken bize tekrardan patatesimizi güzelce bir şekilde bir haşlıyoruz, suyunu süzüyoruz. Onun suyunu süzdükten sonra içine yağımızı ilave ediyoruz. Ondan sonra tuzumuzu, ondan sonra hemen sütümüzü ilave ediyoruz ve püremizi hazırlıyoruz. Püremiz de hazırlandıktan sonra hemen köftelerimiz biraz daha pişecek ve piştikten sonra üzerine bolca
bolca püremizi dökeceğiz. Tekrardan fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz. Hem lezzetli hem de hafif bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, gelsin diğer listemiz. Evet, patlıcan sarmalı pilavımız için de sevgili izleyenlerimiz kullanacağımız malzememiz. 4 adet patlıcan kullanacağız. 2,5 su bardağı kadar pirincimiz, ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız veya da tereyağı, hangisini kullanacaksak kullanabiliriz. 1 tatlı kaşığı kadar dotosal sıvı tuzumuz, karabiberimiz, 1 tutam dereotu veya da maydanoz, hangisini seviyorsak onu da tercih edebiliriz. 4 adet patlıcan, ondan sonra 2,5 su bardağı kadar pirincimiz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar dotosal sıvı tuzumuz, karabiberimiz, 1 tutam maydanoz veya da dereotu kullanabiliriz. Tenceremize yağımızı dökeceğiz. Yağımızı döktükten sonra ondan sonra pirinçlerimizi ilave edeceğiz. Yavaşça pirinçlerimizi kavuracağız. Kavurduktan sonra içine baharatlarımızı ilave edeceğiz ve yeteri kadar suyumuzu içine dökeceğiz. Suyumuzu döktükten sonra tekrardan güzelce bir şekilde o aynı şekilde hemen demlenecek. O demlenirken patlıcanı isterseniz tavanızda da kızartabilirsiniz, isterseniz ızgarada da kızartabilirsiniz. Tavamıza veya ızgaramıza onu güzelce bir şekilde bir kızartacağız. Yağsız, yağlı bir şekilde hangisini seviyorsanız. Kızarttıktan sonra tabağımızı herhangi bir tane geniş oval bir kabağımızın içine hemen onları sereceğiz. Çarpı şeklinde sereceğiz. Güzelce bir şekilde bir serdikten sonra pirincimizi içine dolduracağız. Pirincimizi doldurduktan sonra üzerini tekrardan kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. Ve ters çevirdikten sonra istediğiniz şekilde de kesip sunumunuzu yapabilirsiniz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, son listemiz, hemen o da gelsin. Zeytinyağlı brokoli için de sevgili izleyenler 500 gram kadar brokolimiz, 1 adet yumurtamız, ondan sonra 3 diş sarımsağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 adet domatesimiz, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar unumuz, 1 tatlı kaşığı kadar dotosal sıvı tuzumuz, karabiberimiz, 500 gram kadar brokolimiz, 3 diş sarımsağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra da 2 adet domatesimiz, 1 tatlı kaşığı kadar unumuz ve ondan sonra yeteri kadar dotosal sıvı tuzumuz, karabiberimizi kullanacağız. Öncelikle tenceremiz için hafif yağımızı döküyoruz. Yağımızı döktükten sonra ondan sonra güzelce bir şekilde bir soğanımızı ilave ediyoruz. Kavurmaya başlıyoruz soğanımızı. Soğanımızı kavurmaya başladıktan sonra içine sarımsağımızı ilave edeceğiz. Ve sarımsakla beraber tekrardan hemen içine güzelce bir tane veya da iki tane havucumuzu rendeleyip içine ilave edeceğiz. Onu da kavuracağız. Onları da kavurduktan sonra içine salçamızı, baharatlarımızı dökeceğiz. Onları da kavurduktan sonra yeterli kadar suyumuzu dökeceğiz. Ve suyumuzu döktükten sonra onun kapağını güzelce bir şekilde bir kapatacağız. Birkaç dakika bir kaynayacak. Brokolilerimizi hemen üzerine güzelce bir şekilde bir dizeceğiz. Sap kısımları alta gelecek şekilde onları dizdikten sonra üzerine 1-2 tane domatesimizi doğrayacağız. Onu da üzerine ilave edeceğiz ve kapağını kapatacağız. Kendi buharıyla beraber yavaş yavaş pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz. Hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz artık yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Hemen ben şuradan ayarlamamı yapayım. Ondan sonra sizlerle beraber hazırlığımıza geçelim. Evet, şöyle bir fırınımız da bir ısınsın diye onu da altını açıyoruz. Fırınımız ısınsın diye altını da açalım. Bir tane kabımız köftemiz için, hemen köfteyle başlayacağımız için ben şöyle köfteyi fırına göndereyim. O yavaş yavaş pişerken biz de kenarda hazırlığımıza devam edeceğiz. Herhangi bir kabımız hazır. Tepsimiz küçük veya da büyük olabilir. İstediğiniz tepsiyi de kullanabilirsiniz. Ben şöyle küçük bir tepsi tercih edeceğim sevgili izleyenlerimiz. Siz isterseniz daha büyüğünü de kullanabilirsiniz. Şimdi hazır kabımız, kullanacağımız kadar kıymamız, biraz galeta unumuz veya bayat ekmek. Bayat ekmek olursa daha güzel olacak. Hem bayat ekmeklerimiz çöpe gitmemiş olacak hem de onları değerlendirmiş olacağız sevgili izleyenlerimiz. Şuradan bir tane tatlı kaşığımız gelsin. İçine kullanacağımız kadar pul biberimiz. Şuradan biraz pul biberimiz. Ondan sonra biraz kimyon. Köftenin vazgeçilmezi kimyon. Ondan sonra hafif biraz kırmızı toz biberimiz. Benim çok hoşuma gidiyor. Siz de isterseniz tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Biraz şuradan kekik. Harika bir aroma ve lezzet katıyor. Biraz kekiğimizi ilave ettik. Şimdi köftemiz hafif, kıymamız yağlı olabilir ama köftemizin daha lezzetli ve daha güzel olması için az bir şey yağımızdan ilave edebiliriz. Şuradan biraz yağımız. Yağımızı döktükten sonra bir adet yumurtamız. Onu da bir kıralım. Eğer ki daha fazla yapıyorsak onu arttırabiliriz, yani çoğaltabiliriz. Şimdi onu da ilave ettikten sonra dotosal sıvı tuzumuz. Şuradan sıvı tuzumuzu alıyoruz. Bize yetecek kadar sıvı tuzumuzu dahil ediyoruz. Çok güzel bir lezzet katıyor. Evet. Sıvı tuzumuzu da döktük. Sıvı tuzumuzu döktükten sonra içine kullanacağım kadar galeta unumu dahil ediyorum. Şuradan az bir şey. Duruma göre bakacağız. Eğer ki yeterli değilse biraz daha kullanılabilir. Galeta unumuz.
Hazır. Şimdi galeta unumuzu ilave ettikten sonra şuradan küçüklerinden bir iki diş sarımsak hem güzel bir aroma ve lezzet katması için müthiş olacak. Onu da ufak biraz eziyorum. Ve ondan sonra da şöyle evet. Şöyle mi yapalım? Evet. Tamam. Şimdi içine sarımsağımı da dahil ettim. Evet, şöyle bir aldık. Şimdi kıymamızı da dahil ettik. Baharatlarımızı ilave ettik. Ondan sonra galeta unumu içine ilave ettim, tuzumu ilave ettim. Hepsini içine ilave ettikten sonra biraz güzel bir aroma katması için maydanozumuzu veya da dereotumuzu kullanabiliriz. Ama çok fazla dereotu kullanmayacağım. Maydanoz sadece kullanacağım sevgili izleyiniz. Siz isterseniz hangisini seviyorsanız onu da tercih edebilirsiniz. Şuradan minik biraz maydanozumu alıyorum. Bu da ona güzel bir aroma ve lezzet katacak. Eğer ki kıymanız azsa, siz de geniş bir aileseniz, karabalık bir aileseniz, onu arttırmak da istiyorsanız sevgili izleyenlerimiz, dilerseniz içine biraz biber ve domatesle de artırabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Eğer ki malzemeniz azsa, onu arttırmak için, çoğaltmak için aynı işlemi yapacaksınız ama içine domates, biberimizi ince ince doğrayıp ilave edebiliriz. Evet, şimdi hazır. Maydanozumu da dahil ediyorum. Şöyle bir onu da içine yolladık. İçine yolladıktan sonra kullanacağımız tepsimizin içine hafif biraz yağımız, fazla değil, minik biraz yağ. Yağımızı da ilave ettikten sonra şimdi harcımızı şöyle bir karıştıralım. Toparlasın diye iyice bir karıştırdık. Yavaş yavaş. Galeta unumuz hem toparlamasını sağlıyor hem de artmasını sağlıyor. Yani bu konuda da size güzel bir yardımı da olacak sevgili izleyicimiz. Hem toparlayacak hem de biraz da arttıracak harcınızı. Onun için isterseniz galeta unumuzu kendiniz de evde hazırlayabilirsiniz. Ekmeğimizi kurutup varsa kıyma makinemizin içine toz haline getirip o şekilde kullanabiliriz. Ekmeklerimizi hem değerlendirmiş olacağız hem de harika bir galeta unumuzu hazırlamış olacağız. Evet, şimdi hazır. Hazırlandıktan sonra tepsime döktüm. Bunları şimdilik şöyle bir kenara alıyorum. Onu da bir yanıma doğru alıyorum. Sizler de görmeniz için. Şu şekilde tepsime yayıyorum. O tabii ki pişince biraz daha çekecek, biraz daha toparlanacak ama şöyle küçük bir tane tepsimize ayarlamamızı yaptık ve şuradan köftemizi düzeltiyoruz. Evet, güzel oldu şimdi. Şimdi köftemizi düzelttikten sonra fırınımız, onun altını açmıştık. O yavaş yavaş ısınmaya başlamıştı. Ben hemen fırınıma göndereceğim. O yavaş yavaş pişebilir fırında. Fırınımızı açtık ve fırınımıza gönderiyoruz. Çok fazla yüksek bir dereceyle pişmese şimdilik, püremizi hazırlayana kadar düşük bir dereceyle, şöyle bir 150 derece bize yetecek. Derecemizi ayarladık ve köftemizi hazırladık. Köftemiz pişerken biz de kenarda diğer hazırlıklarımıza geçebiliriz. Püremizi yapabiliriz. Ondan sonra zeytinyağlımızı da aynı şekilde devam edebiliriz. Şimdi ben hemen bir tane şuradan geniş bir tencere kullanacağım. Onun için geniş bir tenceremi alıyorum. Buradan brokolimizi hazırlayacağımız için güzel olacak sevgili izleyenlerimiz. Püremiz için de patateslerimiz hazır. Onu da şöyle bir yanıma alıyorum. Tekrardan biraz daha altını açacağım. İkisini de altını açabiliriz. Şöyle diğerini kapattık. Evet. Hemen şöyle bir ayarlamamızı yapalım. Biraz daha patateslerimiz hazırlansın diye onu da ayarladık. Patateslerimizi hazırlarken daha lezzetli ve güzel olması için hafif biraz yağımı döküyorum. Ondan sonra biraz zeytinyağımız için de yağımızı dökelim. Yağımızı ikisine döktükten sonra da onları yavaş yavaş ısınmaya devam etsin. Biraz Dr. Saf sıvı tuzumuz. Dr. Saf sıvı tuzumuz. Oha!
mis. Şimdi tuzumuzu da ilave ettik. Ve tuzumuzu ilave ettikten sonra o yavaş yavaş artık hazırlanabilir. Şuradan biraz sütümüz gelsin. Sütümüzü ayarladıktan sonra dilerseniz çırpma teli, isterseniz blenderda kullanabilirsiniz. Ben hemen blenderımı alayım kenarda. Ondan sonra blenderımızla beraber yavaş yavaş devam edebiliriz. Şuradan blenderımız gelsin. Daha rahat bir şekilde hem püremizi hazırlayacağız hem de daha iyi bir şekilde ayarlamış olacağız. Patatesimiz tabii iyi bir haşlanması gerekiyor sevgili izleyenimiz. Bir haşlandıktan sonra daha rahat bir şekilde sizler de ayarlayabilirsiniz. Ve içine biraz sütümüz, şuradan biraz sütümüzü dökelim. Evet, bismillah diyoruz ve başlıyoruz hazırlığımıza. Evet, şöyle bir. Küçük küçük. Hem zorlanmasın diye. Önce şöyle bir kenardan. Püremizi hazırlamaya devam. Eğer ki pasta gibi olmasını istiyorsanız, yani biraz daha üzerinde sert, bütün kalmasını istiyorsanız pürenizi daha koyu bir kıvamda pürenizi bırakabilirsiniz. Ama akışkan olsun, ben o akışkanlığı seviyorum diyorsanız sütünüzü biraz artırıp sulu bir şekilde de pürenizi hazırlayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Hangisini seviyorsanız onu da size tercih edebilirsiniz. Devam. Yavaş yavaş. Püremizi ayarlamaya başladık. Evet, şöyle bir hazır. Hemen artık kaldırabiliriz. Blender'la artık işimiz kalmadı. O kenarda sıcaklığıyla kalsın şimdi, bir devam etsin. Şunu bir alalım. Blender'ımızı aldıktan sonra o yavaş yavaş kaynamaya devam edecek. Biz de hazırlığımıza devam edeceğiz. Ben onu bir yerini değiştireyim. Daha rahat bir şekilde şöyle bir kenarda bir beklesin. Ben de buradan rahat bir şekilde çalışayım diye. Hemen yerlerini değiştiriyorum. Şimdi yağımız da ısınmaya başladı. Yağımız ısınırken biz de kenarda hazırlığımıza devam edelim. Köftemiz hazır. Püremizi hazırladık. Ama biraz bir köftemizin pişmesini bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. O biraz bir toparlansın. Ondan sonra püremizi üzerine dökeceğiz. Tekrardan fırına göndereceğiz. Programımız boyunca o pişebilir. Güzelce bir şekilde bir ayarlanabilir. Onun için o kenarda pişmeye devam edecek. Biz de hazırlığımıza devam edelim. Şimdi tenceremiz hazır. Onun içinde kullanacağımız şuradan soğanlarımız gelsin. Hemen şurayı biraz temizleyelim. Maydanozlarımız döküldüğü için şurayı biraz dağınık görünmesin. Evet, içine kullanacağımız kadar soğanımız demiştik. Hemen soğanımızı ayarlamaya başlıyoruz. Ondan sonra evet, şimdi soğanımı minik minik doğramaya devam. Kullanacağımız kadar soğan, isterseniz daha fazla da tercih edebilirsiniz. Yani kullanabilirsiniz. İşte bir parça daha benim için yeterli olacak. Onu da aynı işlemle doğruyorum. Evet. Kullanacağımız kadar sarımsağımız, kaç tane kullanacaksak, kaç diş kullanacaksak ona göre sarımsağımızı hazırlıyoruz. Şimdi bunları biraz daha ezdik mi? Artı bir tat ve lezzet katacağız. Harika bir zeytinyağlı brokolimiz olmuş olacak. Evet, şimdi soğan ve sarımsağım hazır. Onu yavaş yavaş tencereye göndereceğim sevgili izleyenimiz. Yavaş yavaş tencereye yolluyorum. Tenceremize yolladık. Şöyle bir tane boş bir tabağımı da alayım. Onun içinde de kaşığımızı bırakmak için şuradan boş bir tabağım
ve karıştıralım şöyle bir. O kenarda yavaş yavaş kavrulsun. Şimdi soğanımı hazırladım. Bir iki tane havuç hem güzel bir renk katacak hem de farklı bir tat ve lezzet katacak. Onun için bir iki tane havucumuzu da rendeleyelim. Onu da içine ilave edelim. Güzel bir renk katmasını sağlayalım. Havucu isterseniz sonradan da dahil edebilirsiniz. İsterseniz şimdiden de içine ilave edebilirsiniz. Tercih size kalmış. Şuradan bir boş tabağımızı ben alayım. Ondan sonra devam edeceğim. Şöyle bir boş tabağımız gelsin bakalım. Hemen havuçları ayarlayacağız. Soğanlar kavrula dursun. Onlar şöyle bir kenarda kavrulurken biz de kenarda hazırlığımıza devam edeceğiz. Evet. Şunları bir güzelce bir soyalım. Kabuklarını soymaya başladık. Devam. Hemen havuçlar iyice bir soyulsun. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi temizleyelim tekrardan. Bunları da aynı şekilde hazırladık. Hazırladıktan sonra şunu bir aldık. Ondan sonra rendemiz ve yavaş yavaş rendelemeye devam edeceğiz. İçinde havuçların görünmesini istiyorsanız en son ilave edebilirsiniz. Ama güzel bir lezzet tat katsın diyorsanız isterseniz soğanla beraber kavurabilirsiniz. Onunla beraber de pişirebiliriz. Havuç salatası da müthiş oluyor değil mi sevgili izleyenlerimiz? Evet, şöyle bir içine bol soslu, zeytinli, harika. Benim çok da hoşuma gidiyor ve farklı bir lezzet oluyor. Siz de evinizde yapabilirsiniz. Her çocuktan da hoşuna gidecek. Hatta çocuklar için de biraz içine mısır dahil ederseniz onları daha çok mutlu etmiş olacaksınız, sevindirmiş olacaksınız ve sürekli de onlar da sizlerden havuç salatasını isteyecekler. Gelsin bakalım şöyle bir tane küçük daha alalım. Onu da minik minik ayarlayalım. Soğanımız dedik. Hızlı bir şekilde soğanlarımız kavrulmaya başlandı. Ben hemen şurayı bir ayarlayayım. Ondan sonra da onunla beraber devam edeceğiz. Son bir tane evet, hazır. Şimdi havuçlar hazırlandı. Şuradan minik biraz, sonradan da dahil edeceğim için şuradan minik biraz alıyorum. Onu dahil ediyorum. Onunla beraber şöyle güzelce bir kavuruyorum. Oh! Sarımsağımız, soğanımız ve de havuçlar kavrulmaya başlandı. Ben de bu arada şurayı bir toparlayayım. Hem tezgahımız dağınık görünmesin. Domatesimizi ilave ederken üzerine hafif biraz daha serpiştirirsek o da içinde belirgin olacak ve içinde görünür olacak. Çok da güzel olacak sevgili izleyenlerimiz. Şimdi şunları bir alalım. Onlarla bir işimiz olmadığı için kenara doğru aldık. Sıcak suyumuz bakalım o da hazırlansın dedik. Evet, şimdi yavaş yavaş püremiz de hazırlanıyor. Şimdi onu hazırlarken şunu da bir kaldıralım. Bununla da bir işimiz yok. Salçamız dedik sevgili izleyenimiz. Gelsin bakalım salçamız. Hemen kullanacağım kadar salçamı dahil ediyorum. İçine bir tatlı kaşığı kadar un hem kıvamını ayarlayacak ve farklı bir lezzet ve tat katacak. Zeytinyağımız nefis olacak, nefis. Bir tatlı kaşığı kadar. Çok kullanmayacağız.
O da ona bir artı bir kıvam katacak sevgili izleyenimiz. Şimdi yavaş yavaş salçamızla beraber kavurmaya devam edeceğiz. Salçamız iyice bir kavrulsun ki hem güzel bir renk alsın hem de onu sonradan midemizde yanmalar, ekşimeler olmasın diye salçamızı biraz daha fazla kavurabiliriz. Evet, devam. İçine biraz baharatımız, hafif biraz pulberimiz yakışacak, güzel olacak. Minik bir dokunuş kırmızı toz biberi. Onu da ilave ettik. Ve onunla beraber devam ediyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş bunları kavurmaya başladık. Bir tatlı kaşığı kadar dedik sevgili izleyenimiz. Şuradan hemen bakıyoruz. Evet, şöyle bir tatlı kaşığı kadar bize yetiyor. Hemen bir veya da bir buçuk tatlı kaşığı kadar da diyebiliriz. Unumuzu dahil ettik. Onunla beraber biraz daha karıştıralım. Hafif kavurduk. Ondan sonra yetecek kadar suyumuz. Bismillah dedik. Hafif önce bir suyumuzda açmasını sağlıyoruz. Şöyle biraz. Hemen. Minik bir dokunuş. Suyumuz. Karıştıralım. Evet. Şimdi yavaş yavaş karıştırmaya devam. Ufaktan biraz. Bize yetecek kadar şimdi suyumuzu tekrardan dahil ettik ve karıştırdık. Ve suyumuzu dahil ettikten sonra, karıştıktan sonra o yavaş yavaş kaynamaya başladı sevgili izleyenlerimiz. Devam etsin o. Pilavımız için biz de hazırlığımızı yapacağız. Sıcak suyumuz kaynasın diye unu ayarlamasını yaptık. Ve brokollerimiz hazır, temizlemiştik. Gelsin bakalım kullanacağımız kadar brokolimiz. Şu sap kısımları biraz, onları tabii kullanacağız, atmayalım. Şu şekilde alıyoruz ve şunları attık içine. Hem toparlansın hem de o da güzel bir lezzet katsın. Şöyle bir ufak bir dokunuş. Şu şekilde bırakıyoruz. Çiçek kısımları yukarıya bakacak şekilde ayarladık ve çok fazla çiçekler suyun içine veya da sosun içine gelmesin. Ben biraz geniş bir tencere tercih ettim ki kendi buharıyla yavaş yavaş pişsin diye sevgili izleyenimiz. Onları şöyle bir gönderdik ve bu yavaş yavaş devam etsin. Şimdi üzerine biraz şuradan hafif biraz tuzumuz, minik bir dokunuş tuzumuzu döktük. Tuzumuzu döktükten sonra da o güzelce bir şekilde bir devam edecek pişmeye. Şuradan biraz havuç üzerine serpiştiriyorum tekrardan. Belirgin olsun diye böyle bolca ilave ettik. O havuçla beraber pişmeye devam etsin. Bir tane kesme şekerimiz veya da toz şekerimiz, hangisini kullanacaksak onu da içine ilave ediyoruz. O da onun acımsı tadı varsa onu giderecek ve güzel olacak sevgili izleyenlerimiz. Hemen onu da dahil ettikten sonra tenceremizin kapağını kapatalım. Kapağını kapattık ve pişirmeye bırakıyoruz. Onlar kenarda pişmeye devam etsin. Köftemiz, o da pişmeye devam ediyor. Ve burada domatesimiz hazır. Hemen domatesimizi ayarlayalım. Ve diğer tenceremizde de pilavımızı hazırlayacağımız için ben hemen onun da altını şuradan ayarlıyorum. Ondan sonra yağımızı, yetecek kadar yağımı döküyorum. Yağımızı döktükten sonra da o kenarda yavaş yavaş ısınsın. Püremiz hazır.
Püremiz de güzel oldu. Hafif ben biraz akışkan bir püre istediğim için o şekilde ayarladım. Ama siz isterseniz daha kıvamlı bir püre de tercih edebilirsiniz. Şimdi 2 tane domatesim. Evet. O diyette olan arkadaş mı? Evet. Şimdi anladım. Şimdi domatesimi de minik minik doğrayacağız. Onu da ufak hazırladık. Ondan sonra diğer domatesim. Onu da aynı şekilde hazırladım. Hazırladıktan sonra domatesimi şimdilik şu tabağa alacağım. Ondan sonra domatesimiz hazır sevgili izleyenimiz. Yani domatesimiz kenarda beklesin. Pilavımız için tenceremizin altını açtık. O da kenarda yavaş yavaş ısınabilir. Suyumuz aynı şekilde hazır. Köftelerimiz pişmeye devam ediyor. Onun bir acele etmemize gerek yok şu anda. Şimdi domatesimi kenara doğru aldım ve ızgaramın da altını açacağım. Bimex ızgaramızın altını açalım. Benim yemek kitabımla ilgili yoğun bir isteğiniz var. Yoğun sorular alıyorum. Şimdi yemek kitabım sevgili izleyenimiz daha önceden hazırlanmıştık. Biliyorsun burada duyurusunu da yapmıştık. Ama yayın eviyle ilgili sorunlar olduğu için tam basamadık yemek kitabımızı. Ben de sizlerde yoğun gelen istek üzerine yemek kitabımı aldım. Benim sitem var, yemek sitem var. Onun içine yükledim. Sizler isterseniz telefonunuza, bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Oradan da indirebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde de indirebilirsiniz. Hemen sitemin adresini vereyim sizlere. www.chefablosa.com adresine şu anda da bakıp oradan da indirebilirsiniz. Zaten yemek kitabı diye yazıyor. Oradan telefonunuza, isterseniz bilgisayarınıza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Sitemin adresi www.chefablosa.com adresinden yemek kitabımı indirebilirsiniz, bakabilirsiniz. Orada 5000'e yakın da yemeklerimiz var. Yani burada hazırlamış olduğumuz bütün yemeklerimizi orada da yüklüyoruz, orada da paylaşıyoruz, orada da bakabilirsiniz. YouTube'da izlemek istiyorsanız TGRT EU sayfalarında sizler de izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bizim TGRT EU sayfasından da aynı şekilde bütün videolarımızı, geçmişe dönük videolarımızı da izlemek istiyorsanız TGRT EU sayfasında bakabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi devam edelim. Ben şuradan hemen tabağımı alayım. Bir tane büyük bir tabak kullanacağım için önce şu tabağımı alıyorum. Biraz patlıcanlar büyük olması gerekiyor. Sevgili izleyicim, ona göre ayarlıyoruz. Izgaramız ısınsın. Onun arka tarafına bir tane tabağımızı bırakalım. Akan yağla direktmen onun içine aktığı için şöyle biz de tabii ki yağsız yemekler yiyeceğiz. Ve Bimex ızgaramızla hazırlığımıza geçebiliriz. Çok fazla yağlı olmasın diye ben bugün ızgaramda pişireceğim. Siz de isterseniz o şekilde tercihinizi yapabilirsiniz. Ara sıra zeytinyağlımızı şöyle bir sirkeleyelim. İçinde hafif biraz unumuz olduğu için o da güzelce bir şekilde hem pişsin hem de çok fazla yapışmasın diye. Evet, başlıyoruz ayarlamamızı yapmaya. Şunları şöyle bir aldık. İsterseniz alacalı bir şekilde de soyabilirsiniz. İsterseniz soymadan da sizler hazırlığınızı yapabilirsiniz. Önce başlıyoruz şöyle bir uzunlamasına. Ne çok fazla uzun olsun ne de çok fazla kalın olacak şekilde şöyle bir ayarlamamızı yapacağız. Çok fazla kalın olduğunda patlıcanlar sarması biraz zor oluyor sevgili izleyicilerim. Biraz bizleri uğraştırdığı için hemen şöyle bir alıyorum. Devam. Tekrardan şöyle bir ince bir şekilde bir uçtan diğer uca elimden geldiği kadar ince ince keseceğiz. Hazır. Sevgili Hamire Kuzucu ve Sinan Kuzucu sürekli bizleri izliyorlar, takip ediyorlar. Buradan onlara da benden kucak dolusu sevgi ve selamlar bulmuş olsun. İkisini de çok seviyorum. Buradan onlara kucak dolusu sevgi ve selamlar bulmuş olsun. Antalya'ya sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sinancığım seni çok seviyorum, gözlerinden öpüyorum. Sen benim canımsın. O da bize bazen mektup gönderiyor, arıyor, hal hatır soruyor, sosyal medyadan takip ediyor. Güzel kardeşim, ben de seni çok seviyorum. Buradan hem sana hem de ailene sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Evet, devam. Şöyle bir. Sizler de farklı tarifleriniz varsa, yemekleriniz varsa, bizlerle paylaşmak istiyorsanız, burada yapmamızı istiyorsanız sevgili izleyenimiz, dilerseniz benim Instagram sayfam bitişikchefablosa.com TGT sayfasına gönderebilirsiniz. Burada sizler için aynı o yemekleri hazırlayalım ve paylaşalım. Sizde de bu şekilde olmasını istiyorsanız
Instagram sayfama size ait olan tariflerinizi yollayabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Evet, şunları bir alalım. Şimdilik şuraya aldık. Kızarttıklarımızı diğer tabağımıza alalım. Evet, devam. Pilavımız için tenceremiz fazlasıyla ısındı diyebiliriz. Şuradan kullanacağımız kadar pirincimizi dahil edelim. Evet. Onu da yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. İçine isterseniz sevgili izleyicilerimiz karabiber, tarçın dahil edebiliriz. Yani içine eğer ki seviyorsanız, hoşuna gidiyorsa onu da içine ilave edebilirsiniz. Veya da kuru meyvelerimizi de içine dökebiliriz. Onlar da güzel olacak. Köftemiz hazır. Pişmiş. Ben şunları biraz kenara doğru alıyorum. Artık püremizi dökeceğiz üzerine, fırına göndereceğiz ve programımız boyunca pişmeye devam edecek. Alalım bir, sizler de görün. Hemen pilavımız hazırlanırken şöyle bir Olgun Bey bir görelim mi köftemizi? Evet sevgili Olgun abim, şöyle bir görelim. Güzel oldu sevgili izleyenimiz. Köftemiz pişti. Onu şuraya alıyorum. Ondan sonra şurada hazırlanmış olduğum püre. O da bir gelsin bakalım. Son bir kez daha karıştıralım. Karıştırdık mı? Oh. Mis. Sürtmantelli bir işim kalmadığı için onu kullanmayacağız. Ve üzerine dökebiliriz. Bismillah dedik. Şöyle bir üzerine püremizi döküyoruz. İsterseniz, evet, harika oldu. Üzerine biraz kaşar peyniri de ilave edilebilir sevgili izleyicilerimiz. Dilerseniz üzerine kaşar peyniri de dökebilirsiniz. Harika oldu, çok güzel oldu. Üzerine biraz süslemek için minik bir dokunuş. Şu şekilde kırmızı toz biberimizle. Hem biraz daha şöyle güzel bir renk ortaya çıksın. Onun için de minik bir dokunuşumuzu yapalım. Evet, şimdi hazır. Ve artık fırın yolculuğu başlayabilir. Şöyle biraz elimi kurulayım. Ondan sonra da fırın yolculuğu devam etsin. Gelsin bakalım. Şöyle düşürmeyelim. Gelsin. Evet. Hemen fırına gidiyor. Yüksek bir derecede değil. Yavaş yavaş pişmesini sağlayacağız. Artık bir acelemiz yok. Derecemizi biraz daha düşürüyoruz. Programımız boyunca hem özlesin hem de iyice bir pişsin. Onun için de yavaş yavaş o pişmeye devam etsin. Değil mi sevgili Olgun Bey? Görecek miyiz fırınımızı? Tamam, gördük mü? Evet, şimdi gönderdik. Ondan sonra zeytinyağımız hazır. Pilavımız için ayarlamamızı yaptık. Ve onu da güzelce bir şöyle bir karıştıralım. Mis gibi oldu. Pilavımız yavaş yavaş devam etsin. Bir tane kesme şekerimizi alalım. Hem tane tane düşmesini sağlayacak, hem de beyaz bir şekilde görünmesini sağlayacak sevgili izleyicilerimiz. Kesme şekerimiz veya da toz şekerimiz, hangisini istersek onu kullanabiliriz. Başlıyoruz. Pirinçlerimizi iyice bir kavurmaya, yavaş yavaş da kavruldu da diyebiliriz. Yüksek bir derecede pişirdiğimiz için şuradan tenceremizin kapağı ve sıcak suyumuz. Hemen sıcak suyumuz, o da hazır olsun. Domateslerimizi doğramıştık ve domatesimizi artık üzerine dahil edebiliriz. Evet, domateslerimiz üzerine ilave edildi zeytinyağımıza. Onu da dahil ettikten sonra da o yavaş yavaş kendi buharıyla beraber pişmeye devam edecek. Kapağını kapattık. Ondan sonra da altını birazdan bir pişsin. Altını da biraz daha kısabiliriz. O şekilde de pişirebiliriz. Bu arada sıcak suyumuz da hazır sevgili izleyenimiz. Bismillah dedik ve sıcak suyumuzu aldık. Hemen bize yetecek kadar suyumuzu döküyoruz. Hafif biraz daha göz kararı suyumuzu ayarlayacağız. Onun için ne yapıyoruz? Şöyle bir ayarlamamızı yapıyoruz. Minik az bir şey daha. Bu bizler için yeterli olacak. Evet, şimdi suyumuzu döktük.
Yeteri kadar tuzumuz. Doktor saf sıvı tuzumuz. O da gelsin. Hafif biraz yemeğimize kattığımızda farklı bir tat, lezzet, aroma olacak. Onun için sıvı tuzumuzla beraber harika bir aroma ve lezzet kattık. Kapağını kapatıyoruz ve ondan sonra da altını biraz da kısabiliriz. O yavaş yavaş demlensin, dinlensin. O kenarda dinlenirken ben de şurada ayarlamamı devam edeyim sevgili izleyicilerimiz. Boş durmayacağız. Birazdan sizlerle beraber şurada görmüş olduğumuz patlıcanları, evet ızgaramız ısınmış. Onları kızartmaya başlayacağız. Onun için de ben hemen ayarlamamı yapayım. Şuradan bir tane derin kabımız gelsin. Şuradan biraz yağımız. Ben hemen şöyle küçük bir kabın içine alayım. Hafif biraz yağımdan. Hop. Zeytinyağımız. Izgaramızda da kullanabiliriz. Hafif. Minik biraz yağımızdan aldık. Evet. Pilavımız hazırlanıyor. Köftemiz pişiyor. Ben de ayarlamamı yapmaya devam edeceğim. Şimdi onun içine minik biraz yağımı döküyorum. Yağımı döktükten sonra şuradan biraz da pul vereyim. Ondan sonra da hafif güzel bir aroma katması için minik kimyon, hafif kırmızı toz biberim. Onu da ilave ettim. Ondan sonra da şuradan doktor saf tuzumuz, hafif tuz. Ondan sonra da tuzumuzu dahil ettikten sonra biraz da tabii ki kekiğimiz güzel bir aroma katacak. Hemen kekiğimi de içine ilave ettim. Biraz elimizde böbreklerimiz vardı sevgili izleyicilerimiz. Hemen onları ızgarada pişireceğiz. Tabii ki patlıcanlar piştikten sonra onları da pişirebiliriz. Onları da değerlendirelim. Birkaç tane şurada şişimiz gelsin. Hemen onlarla beraber hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, bunları istediğimiz gibi doğrayabiliriz. İstersek büyük veya da küçük de tercih edilebilir. Ben şimdi şöyle bir önce dilimleyeceğim. Ondan sonra da hemen istediğimiz şekillerde doğrayabiliriz. Biraz daha ızgaramızda pişireceğiz ve harika olacak sevgili izleyicilerimiz. Kenara aldık. Şimdi bunu normalde pişirmesi biraz zordur ama ızgaramızda daha kolay, daha güzel bir şekilde pişireceğiz sevgili izleyicilerimiz. Evet, şimdi onu da yavaş yavaş şöyle bir ayarlayalım. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Yani biraz daha küçük veya da büyük de doğrayabiliriz. Tercih size kalmış. Ben de hemen Bimex ızgaramın içine onları da dizeceğim ve pişireceğim onları da. Şurada bir iki parça benim için yeterli olacak. Şimdi bu hazır. Onu önce bir sosun içine alacağım. Şöyle bir sosumuzun içine yolladık. Birkaç tane biberimiz, onu da içine dahil edebiliriz. Birkaç tane biberimiz, şuradan 3-4 tane olabilir biber dedik. Zeytinyağımızın altını biraz daha kısabiliriz. Şunu bir kaldıralım elimizin altında. Birkaç tane biber, onları hemen ayarlıyorum. Şöyle bir uçlarını ve saplarını da hazırladık mı? Ondan sonra da istediğimiz şekillerde doğrayabiliriz. Onu da içine gönderiyoruz. Ve onu da içine ilave ettikten sonra da şurayı bir kaldıralım. Tahtamızda da bir işimiz kalmadı. Onu da kaldıralım. Tahtamızda bir işimiz kalmadığı için onu da gönderdik. Şimdi boş bir tabağımız. Hazırlamış olduğumuz şişlerimizi oraya göndermek için. Evet, ızgaramız ısındı diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Bismillah dedik. Hafif biraz yağımı, minik biraz yağımı döküyorum. Yağımı döktükten sonra da başlıyorum patlıcanları dizmeye. Şöyle bir dizdik ve dizmeye devam. İstediğiniz kadar yağlı olsun sevgili izleyenlerimiz. Kesinlikle o yağlar
haznaya akacak. Siz de yağsız bir şekilde pişirimler yapacaksınız. Şimdi bu şekilde de pişirebiliriz. Daha hızlı bir şekilde pişirmek istiyorsak hem alttan hem üstten ısıtmalı olduğu için dilerse kapağını kapatıp bu şekilde de daha hızlı bir şekilde pişirebiliriz sevgili izleyenlerimiz. O şekilde de ayarlamanızı yapabilirsiniz. Şimdi gelsin bakalım. Böbrekler hazır. Onu hafif biraz karıştırıyoruz. Şuradan ayarladık ve karıştırdık. Sosumuz vay. Yani bunu marine ettikten sonra 5-6 saat bir dinlendireceğiz. Ben burada hazırladım ki sizde de görün diye sevgili izleyenimiz. Hemen şöyle bir başlıyoruz ayarlamamızı yapmaya. Ondan sonra etlerimiz. Bismillah dedik ve yavaş yavaş etlerimizi dizmeye başlıyoruz. Devam. Bunlar da aynı şekilde. Sevgili Behçet Arvas, Van'daki ailem, Arvas ailesi, Yavru Türk ailesi, ondan sonra Gül ailesi, ondan sonra Eren ailesine benden kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Van'daki Yavru Türk ailem, ondan sonra Gül ailesi, ondan sonra Arvas ailem. Buradan onlara da kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Evet, şöyle bir yandan biz de etlerimizi hazırlamaya başladık. Devam. Hop. Bunlar da aynı şekilde. Ondan sonra Diyarbakır'da sevgili Hanifi Bulut, seni unutmadım. Buradan sana da ailene de benden kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Seni de çok seviyorum burada hem sana hem de sevgili Ramazan Şahinli'ye kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. O da sürekli bizleri izliyor, takip ediyor. Buradan ona ve bütün Diyarbakır'a kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. İnşallah bir gün Diyarbakır'a yolum düşerse sana da sözüm var. İnşallah ilk işim seni görmek olacak ve size de inşallah uğrayacağım. Evet, şu pandemi süreci inşallah tez zamanda atlatırız. Herkes yine normal hayatına döner. Gerçekten şu iki sene herkes için çok sıkıntılı, çok zor bir süreç oldu. Esnaflarımız aynı, herkes aynı şekilde. Onlar da inşallah Cenab-ı Mevlam bir daha da böyle bir şey bizlere yaşatmasın diyelim. Evet, şimdi devam. Ondan sonra da ben şöyle bir şunu bir ayarlayayım. Ondan sonra eldivenlerimi değiştireceğim. Çünkü hızlı bir şekilde pişirdiği için sevgili izleyenimiz sürekli başında durmanız gerekiyor. 2 dakikada, 3 dakikada etleriniz pişiyor. Onun için eğer ki başında durmayacaksanız etleriniz yanabilir. Çok hızlı bir şekilde pişirdiği için hem alttan hem üstten. Eğer ki acelemiz varsa veya da başka bir şeyle de uğraşıyorsak altını biraz daha kısmamız gerekiyor. Evet, şimdi eldivenimi değiştireceğim. Gerçi eldiven geçişleri de biraz zor oluyor ama şöyle biraz bekleyeceğiz. Şuradan yavaş yavaş çevirelim. Bismillah dedik. Şöyle tersine gelsin. Hop. Çevirdik. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde patlıcanlar pişiyor. Evet. Şunu da çevirelim. Evet. Çevirdik. Şunu şuraya alalım. Ondan sonra bunu da onun yanına doğru gönderelim. Şurası bize boş kalsın. Oraya bir iki tane minik patlıcandan dizelim. Devam ediyoruz kapağını kapatmaya. O kenarda pişmeye devam etsin. Şimdi o yavaş yavaş pişerken biz de şöyle bir bakalım. Herhangi bir kabımız dedik ama hangisini dilerseniz siz de kullanabilirsiniz. Ben şurada bir bakayım. Ona göre bir tabağımı bulmaya çalışayım sevgili izleyenlerimiz. Hangisini kullanacaksak dediğimiz gibi onu da sizler de tercih edebilirsiniz. Şu güzel gözüküyor. Bu olabilir. Şöyle bir tane tabağım. O şimdilik kenarda dursun bakalım. Şöyle bir tabağın içine aldık. O kenarda devam etsin. Bekleme. Biz de devam edelim. Şöyle biraz ayarlamamızı yapalım. Pilavımız suyunu çekmeye başladı. Zeytinyağımız şöyle hafif sirkeledik mi o kendi buharıyla pişmeye devam edecek. Ondan sonra da biz de buradan ayarlamamızı yapalım. Evet, gelsin bakalım.
Bunlar şişlerini sapladıktan sonra da birazdan onları da hemen patlıcanlar piştikten sonra da ızgaramızı içine göndereceğiz. Hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde bir mes ızgaramızda pişireceğiz sevgili izleyenimiz. Hangi et türü olursa olsun kısa 2-3 dakika içinde, 4-5 dakika içinde etlerimiz pişiyor. Her iki tavuk eti, balıklar onlar 2-3 dakika içinde pişiyor ızgaramızda. Her ay düzenli olarak bir tane hediye ediyoruz sevgili izleyenimiz. Ayın birinde çekilişte bir tane hediye ediyoruz. Onun için yapacağınız tek şey sosyal medya hesaplarımızı takip edip mesaj bölümüne isim, soyisim ve adres bırakmanız yeterlidir. Onun için ayın birinde çekilişte isminiz çıktıktan sonra bu görmüş olduğunuz güzel ızgaramızdan bir tane hediye ediyoruz. Sıvı tuzumuzdan da setimizden de iki tane sizlere hediye ediyoruz. Evet, sizlere başka belki hediyelerimiz de olabilir. Sevgili izleyicilerim, şampuanımız da var. Ondan sonra jelimiz var, düş jelimiz, kremimiz var. Onlardan da sizlere hediye edebiliriz. Birazdan onlara da değineceğiz. Mineralis harika bir şampuanı. Ondan sonra diğer ürünleri var. Birazdan onlara değineceğiz. Devam. Şöyle bir yavaş yavaş ayarlamamı yapmaya. Ya şurada birkaç tane kaldı. Hemen hazırlığımıza devam ediyoruz. Küçük küçük ayarladık ve şişlerimize saplıyoruz. Biberimiz artı bir tat ve lezzet katacak. Onun için biberimiz ona çok güzel bir lezzet katacak. Şu az bir şey kaldı. Onları da diğerlerine ilave edelim. Yani başka bir şişimizi kullanmamıza gerek yok. Şöyle bir ufak bir dokunuş yaptık mı ondan sonra da hazırlanmış olacak. Evet. Şimdi o da hazır. Hazırlandıktan sonra sosumuzu şöyle bir yanına doğru alalım. Onu da üzerine dökeceğiz. Daha lezzetli olmasını sağlayacağız. Evet. Kabımızı kaldırdık. Ve böbrekler de hazır diyebiliriz. Şimdi şurayı ufak bir temizleyeyim. Dağınık görünmesin. Evet. Bakalım. Patlıcanlar pişmiş. Onları bir alalım. Oh. Hemen kenara aldık. Şunları da bir çevirelim. Böyle. Hafif biraz. Minik bir dokunuş. Ondan sonra da devam. Şunları dizip pişirelim. Bir tane daha küçük olabilir. Şu kenara doğru gelsin. Şunları da bir alalım. Ondan sonra da şu ufak olanı kendi sıcaklığıyla pişsin diye öbür tarafa doğru gönderdik. Ondan sonra da kapatıyoruz. Şimdi bunlar da hazır. Şu küçük olanı, çok fazla ince olanları şuradan kendi sıcaklığıyla değerlendirebiliriz. Kapatalım. Evet. Şimdi o yavaş yavaş pişmeye devam etsin. İyice bir pişsin. Pilavımız ne durumda? Buram buram kokuyor. Harika bir pilavımız hazırlandı diyebiliriz. Evet. Nefis oldu, nefis. Altını kapatalım. Onu şu anda bir artık işimiz kalmadığı için altını kapattık. Şunları kenara doğru alalım. Tahtamız gelsin bakalım. Şimdilik yağımız da kenarda beklesin. Ondan sonra pilavımızı biraz daha zenginleştirelim. Biraz daha güzelleştirelim sevgili izleyenimiz. Hemen pilavımızı güzelleştirmek için de ben şöyle bir eldivenlerimi tekrardan ayarlayacağım. Ondan sonra da biraz şuradan yeşileyim maydanozumuz. Gelsin bakalım. Maydanozumuzu ince ince doğrayalım. Evet. Maydanozumuzu
Sizler de sevgili izleyenimiz, bizlere selam göndermek istiyorsanız, arkadaşlarınıza, ailenize selam göndermek istiyorsanız, dilerseniz benim Instagram sayfama gönderebilirsiniz. Yayın sonu eğer ki süremiz kalırsa inşallah o selamlara da yer vereceğiz. Benim Instagram sayfam bitişik şefaplosta.tgt sayfası, bitişik şefaplosta.tgt sayfasına gönderebilirsiniz. Programımıza konuk olmak istiyorsanız, reklamlarınız için, tanıtımlarınız için, yeni albüm yapmışsanız, iş yeriniz varsa onun reklamını yapmak istiyorsanız, benim Instagram sayfam bitişikşefaplosa.tgt sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi havuç biraz içine dahil ettik. Havucu içine ilave ettikten sonra biraz da yeşili. Hem pilavım renkli olacak hem de harika bir pilavımız hazırlanmış olacak. Şimdi onları biraz daha karıştırıyorum. Evet. Harika bir pilavımız hazırlandı sevgili izleyenimiz diyebiliriz. Biraz içine havuç da müthiş oldu. Güzel bir renk kattı. Onu şöyle biraz devam edelim karıştırmaya. Kapağını kapatalım. Kendi buharıyla o biraz daha yumuşasın. Şimdi patlıcanlar dedik. Hemen çevirelim. Bimex ızgaramızda. Yağ da gerek duymuyoruz. Çok fazla yağ da gerek duymuyoruz. Hızlı bir şekilde hemen pişirmeye başlıyoruz. Şu da şöyle bir kenarda bonusu diyebiliriz. Şunları çevirdik. Hop. Bunu aynı şekilde çevirdik. Ondan sonra sizden de farklı tarifleriniz varsa, yemekleriniz varsa, kendi evde hazırlamış olduğunuz tarifleriniz varsa benimle paylaşmak istiyorsanız bana gönderebilirsiniz. Bitişik şefaplosta nokta TGT sayfama farklı yemekleriniz, tarifleriniz de varsa bana yollayabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Ben de burada sizin isminizle inşallah onu hazırlamış olacağım. Bitişik şefaplosta.tgt Instagram sayfamdan hem konuk olmak istiyorsanız, tariflerinizi paylaşmak istiyorsanız, ondan sonra dediğimiz gibi iş yerinin reklamını yapmak istiyorsanız oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet, şöyle bir patlıcanlar hazır. Bir tane cam kase kullanacağım ki sizler de görün diye. Şöyle başlıyoruz. Şu kalın olan kısımlar biraz daha aşağı doğru gelebilir. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Bunu da şöyle bir bıraktık. Patlıcanlar biraz uzun olması gerekiyor ki sevgili izleyenimiz. İyice bir sarmamız için. Derdik. Şu küçük olanları tabii ki onları da değerlendireceğiz. Şu şekilde değerlendiriyoruz. Devam. Bunu da şöyle bir çapraz gelecek şekilde gönderdik. Ondan sonra bunu da şu tarafa doğru yolladık. Şunları üzerini kapatmak için bırakacağız. Devam. Evet. Şimdi devam edeceğiz. Tabii ki patlıcanlar biraz kızardıkça onun üzerine ilave edeceğiz. Yavaş yavaş. Hemen şunu bir çektik. Ondan sonra da örtümüz. Bunu da bir alalım. Patlıcanlar güzelce bir şekilde sevgili izleyicimiz. Tabii dizmeye devam edeceğim. Onun üzerine şimdi birazdan pişecek patlıcanlar. Hemen şurayı ayarladık. Sevgili Olgun Bey, fırınımızı bir görelim mi? Şöyle bir bakalım. Düşük bir derecede pişiyor. Şu anda acele etmiyoruz. O yavaş yavaş pişsin, iyice bir pişsin diye. Harika bir şekilde püremizle beraber köftemiz pişiyor. Evet, kapattık. Kapattıktan sonra hemen şunu da ayarlayalım. Ondan sonra gidelim. Patlıcanlar gelsin bakalım. Sıcak sıcak da alıp bu şekilde de dizebiliriz. Şunu da aldık. Size de görmeniz için sevgili izleyenimiz. Şöyle bir bırakıyoruz. Hatta şunu birbirini tutması için şu şekilde de bırakabiliriz. Gelsin bakalım. Devam. Şu boşlukları hemen ayarlamaya devam. Evet. Çok aşırı bir şekilde dediğimiz gibi sevgili izleyenimiz patlıcanlar kalın olmasın. Çünkü onu saracak ve güzelce bir şekilde ayarlayacağı için onu iyi ayarlamamız gerekiyor. Evet, yumuşak olan kısımları şöyle bir gönderdik. Bunları değerlendiriyoruz. Onları şöyle bir aldık. Aldıktan sonra hafif biraz yağımız, çok fazla değil, minik bir dokunuş. Ondan sonra da şurada az bir patlıcanımız kaldı. Hop. Tekrardan gönderdik. Gelsin bakalım.
Evet. Şunu da şöyle bir gönderdik. Şuraya doğru. Elimizi yakmadan. Bunları da bıraktık mı? Evet, şurada az bir şey kaldı. Hemen kapağını, küçük olanı da şöyle bir aralarına bırakabiliriz. Evet, şimdi yavaş yavaş kapağını kapatalım. O kendi sıcaklığıyla pişsin. O yavaş yavaş pişerken sevgili izleyenimiz. Ben şimdi yavaş yavaş ayarlamamı yapmaya devam edeyim. Siz de bu arada kendinize bir çay alın. Minik bir araya gidelim. Minik bir aradan sonra sizlerle beraber kaldığımız yerde ve lezzetli yemeklerimizi hazırlamaya devam edelim. Ekran başına ayrılmayın. Hemen kısa bir aradan sonra kaldığımız yerde devam edelim. Reklamlar. Evet sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerde devam edelim. Şimdi zeytinyağlımız hemen hemen hazır. Pilavımız hazır. Ondan sonra patlıcanlarımızı ayarladık. Onlar da hazır diyebiliriz. Hızlı bir şekilde hemen onları da pişirdik. Gördüğünüz gibi şöyle bir alıyoruz. Şuraya diziyoruz. Hop! Gelsin bakalım. Şu boşluk kısımlara gönderdik. Ondan sonra bunu da şuraya gönderelim. Devam. Şöyle bir yolladık. Ondan sonra da şuraya onu da gönderdik. Hemen şöyle bir ayarlamaya devam. Şunları biraz da alta, eğer ki ufak parçalar varsa dizebilirsiniz. Sıcak olduğu için şöyle bir elimizi yakmayalım. Oo. Evet, şimdi hazır. Onu hazırladıktan sonra minik bir dokunuş ızgaramız, hafif bir dokunuş patlıcanlarımızı hazırladık. Şimdi böbrek kızartmamız için, şişimiz için yolluyoruz. Devam. Öyle bir etimizi dizdik Olgun Bey. Ondan sonra üzerine şurada görmüş olduğumuz sosumuz. Hemen sosumuzu dahil ettik. Sosumuzu dahil ettikten sonra ondan sonra Olgun Bey'i çok sevdiği soğanımız, çok seviyor. Yanında sebzemizi közleyebiliriz. Ondan sonra bir tane de biberimiz. Mis. Kapağını kapatıyoruz ve Bimex ızgaramıza canımız ne istiyorsa pişirebiliriz sevgili izleyicilerimiz. Size de canınız ne istiyorsa. İsterse içinde çorba yapın. Ekstra tabası var. Piyasa değeri 1000 ve 1250 lira olan ızgaramızı size de alabilirsiniz. İçinde pilav yapın. Ondan sonra şöyle kebaplarınızı yapın. Canınız ne istiyorsa içinde pişirebilirsiniz. Her ay bir tane hediye ediyoruz. Yapacağınız tek şey sosyal medya hesaplarımızı takip edip mesaj bölümüne isim, soy isim, adres ve telefon bırakmanız yeterli oluyor. Şimdi pilavımız için devam ediyoruz. Patlıcanlarımızı dizdik kabımıza, onu ayarladık. Tenceremizin kapağını açıyoruz. Artık onunla bir işimiz kalmadı. Hazırlamış olduğum pilavım hazır. Öyle bir onu bir boşaltalım. Vay 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 vay. Nefis oldu, nefis. Evet. Hepsini doldurduk. Şimdi biraz daha düzgün olması için biraz daha şöyle bir üzerine hafiften bastırıyoruz ki kalıp şeklini alsın. Güzelce bir hazırlansın diye. Hem dağılmasın. Hem de kek gibi keserken sunumumuzu yapalım diye böyle bir ayarladık. İsterseniz üzerine kavurmanızı dökebilirsiniz. Yani şöyle bir altına kavurma da tavuk kavurması olabilir. Şöyle kırmızı etimizden güzel bir kavurma yapıp ilave edebiliriz. Şimdi o da hazır ve başlıyoruz. Bismillah dedik. Şuradan patlıcanlarımızı üzerine doğru kapatın. Hop, devam. Onu da şöyle bir kapattık mı? Evet. Hafif bir dokunuş ve patlıcan sarmalı nefis bir pilavımız hazır. Bu arada etlerimiz hızlı pişiyor. Onları unutmuyoruz. Hemen çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde pişirdiği için yanmasın. Evet. Şimdi şuna da değinelim. Eğer ki evde büyüklerimiz varsa, Olgun Bey özellikle sen de dikkat et. Büyüklerimiz varsa etlerin yumuşak
olmasını istiyorsak, yani kendi suyuyla, kendi buharla pişirmek istiyorsak kapağını kapatıyoruz, o şekilde pişiriyoruz. Ama nar gibi kızartmak istiyorsak, yani üzeri daha iyi bir şekilde kızarmasını istiyorsak, şöyle bir nar gibi kızarsın diyorsak ağzını açık bir şekilde pişirebiliriz. Bu nokta çok önemli. Sulu yumuşak olmasını istiyorsak, sulu ve yumuşak olmasını istiyorsak kapalı şu şekilde ve nar gibi kızarmak istiyorsak şöyle açık bir şekilde pişiriyoruz. Birkaç dakika bu şekilde bir pişsin, ondan sonra kapağını açıp devam edebiliriz. Şimdi önce bir fırınımızı bir görelim Olgun Bey. Hemen fırınımızı boşaltacağız çünkü. Köftemiz harika bir şekilde hazırlandı. Köftemiz nefis oldu. Şöyle bir püreli köftemiz harika oldu sevgili izleyenlerimiz. Ve fırında iyice bir pişti. Artık alma aşamasına geldik. Onu şöyle bir alalım. Bismillah dedik. Şöyle bir görelim tabii hangi aşamada almamız gerekiyor. Onu bir görelim, ondan sonra alalım. Şimdi pilavımız, sevgili Fırat'ım, pilavımız hemen pilavımız hazır. Şöyle bir tane tabak. Evet, şöyle bir tane tabak. Gerçi eldiven de olduğu için bu biraz benim için zor olacak ama şöyle inşallah dökmeyiz ama Bismillah dedik. Çevirdik. Ve çevirdikten sonra da ben sizler görün diye bu şekilde bir tabak kullandım ama siz isterseniz daha derin bir tabağını da içine kullanabilirsiniz sevgili izleyicimiz ve o şekilde sunumunuzu yapabilirsiniz. Harika oldu. Şöyle bir Olgun Bey görsün diye kenara aldım. Ondan sonra etlerimiz, kapağını açalım. Onu kapağını açalım. O da yavaş yavaş şöyle bir pişiyor. Çevirdik. Çevirdik. Şunu da bir çeviriyoruz. Evet. Çevirdikten sonra soğanlarımız, onlar da pişiyor. Onları da unutmayalım. Hop. Biberimiz. Çevirdik. Şimdi kapağını kapatalım. O pişmeye devam etsin. Ondan sonra ben de hemen şunları bir kenara alıyorum. Ve gelsin bakalım. Zeytinyağlımız. O da hazır. Zeytinyağlımız da nefis oldu. Nefis. Şunları kenara doğru aldık. Şöyle bir. Onu ayarladıktan sonra herhangi bir kabımız hangisinde sunum yapacaksak onun içine tercihimizi yapabiliriz. Susuz bir şekilde ben sunum yapacağım için ben şöyle düz bir tabak kullanacağım. Ama siz isterseniz suyla beraber sunum yapacaksanız daha derin bir tabak kullanabilirsiniz. Evet. Bismillah diyoruz. Ve başlıyoruz. Şöyle bir brokollerimizi almaya. Oh, nefis nefis. Devam. Hem çok fazla dağılmıyor hem de çok da güzel bir şekilde pişiyor sevgili izleyenlerimiz. Gördüğünüz gibi hiç dokunmadık. Kendi buharıyla beraber yavaş yavaş pişmesini sağladık. Ve harika bir sunumumuz oldu diyebiliriz. Hop gelsin şunu da aldık. Evet biraz daha şöyle bir havuçlarından da nefis olacak. Son bir dokunuş. Evet şimdi bunlar hazır. Suyu çok olmasın çünkü bezimizin üzerine çok fazla dökülmesin örtümüzün üzerine. Onun için ne yapıyoruz? Şuradaki fazlalık sosumuzdan alıyoruz. Evet. Harika oldu. Ve onu da ayarladıktan sonra ben şöyle bir yavaş yavaş kenara doğru alabilirim. Bir kenara doğru aldık. Şunu bir kaldıralım. Onunla bir işimiz kalmadı artık. Şurası biraz açılsın ki ızgaramızı almamız için. Hemen kapağını açıyoruz. Ve çeviriyoruz tekrardan. Bunları da çevirdik. Evet. Böbrekler harika oldu. Ve pişmeye devam etsin. Kapağını kapatıyoruz. O pişmeye devam etsin. Ben de bu arada sunum yapacağım tabağımı alayım. Ondan sonra tezgahımı biraz ufaktan toparlayayım. Ve güzelce bir şekilde bir ayarlamamızı yapmaya devam edelim sizlerle beraber. Sunum yapacağımız tabağımız hazır. Evet. Şöyle biraz tezgahımız toparlansın. Etlerimiz yavaş yavaş. Süremiz var. Onlar pişmeye devam etsin. Altını dilersek biraz daha kısabiliriz.
O şekilde de programımız boyunca da pişirebiliriz veya da istersek. Bunlar yavaş yavaş pişmeye devam etsin ki biz de burada hazırlığımıza devam edelim. Şimdi sevgili Mahmut abimin çok güzel bir firması var dedik. Sevgili izleyenimiz, doğal ürünleri var dedik. Hemen o doğal ürünleri ben bir alayım. Sağ olsun bizlere mutfağımızda kullanmamız için mop da göndermiş. Birazdan onu da bir göstereceğiz sizlere. Ama size de dilerseniz onu da aynı şekilde alabilirsiniz. Şuradan ürünlerimiz, şampuanlarımız, mineraliz markamızda müthiş. Evet, şöyle bir mineraliz markasıyla sevgili izleyenimiz. Gördüğünüz gibi şampuanımız. Ondan sonra şöyle bir bakalım, saç bakım ürünümüz. Ondan sonra da duş jelimiz sevgili izleyenimiz. Şöyle bir duş jelimiz, saç bakım kremimiz, şampuanımız. Bu şekilde sizler de satın almak istiyorsanız numaramızı verelim mi arkadaşlar? Sizlerden ricam. Hemen numaramızı verelim. Gelsin bakalım numaramız. Evet, 0533 224 11 çift sıfırı arayabilirsiniz. 0533 224 11 çift sıfırı arayabilirsiniz. Mineralist markamız sevgili izleyenimiz. 0533 224 11 çift sıfırı arayabilirsiniz. 0212 912 14 74 numaralı numarayı arayabilirsiniz. Ürünlerimizi uygun bir şekilde arabilir. Evet, WhatsApp hattımız sevgili izleyenimiz. WhatsApp hattımızı da arayabilirsiniz. Şimdi hemen mopumuzu da bir alalım sevgili izleyenimiz. O da çok kullanışlı, müthiş bir mopumuz. Hemen şöyle bir aldık. Şimdi evde elimizin ulaşmadığı her yere sağ olsun şöyle firmamız, onu da size bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Şu şekilde geliyor ve her tarafa da şöyle bir çevriliyor. Müthiş bir şey sevgili izleyenimiz. Şurada da aparatları var. Onları alıyoruz. Sevgili Olgun Bey. Şöyle bir aldık. Şunu da Olgun Bey. Şimdi sen çünkü sürekli evi temizlediğin için sen daha iyi biliyorsun Olgun Bey. Biz Mahmut abiye söyleyelim, sana bir tane hediye etsin. Sürekli temizliyor evi. Evet. Şöyle müthiş bir şey sevgili izleyenimiz. Gördüğünüz gibi. Hem suyu kendisi temizlemesi için. Şöyle Olgun Bey, bu da sana selamlaşırsa senle bu şekilde selamlaşırız. Ve müthiş bir şey sevgili izleyenimiz. Ve bununla şöyle bir Olgun Bey bir görelim. Evet, mutfağımız için göndermiş. Sizler de alıp evinizi güzelce bir şekilde, mutfağınızı, banyonuzu, her yeri uygun bir şekilde, şöyle güzel bir şekilde temizleyebilirsiniz. Onu da birazdan numaramız gelecek ekrana. Onu da aynı şekilde o numaramızın üzerinde alabilirsiniz. Sağ olsunlar, bize de göndermişler. Evet, hemen şunu kaldıralım kenara arkadaşlar. Numaramız gelsin ekrana, sağ olsunlar, bize de göndermişler. Onu da aynı şekilde o telefonların üzerinde size de alabilirsiniz. 0533 224 11 çift sıfırı WhatsApp hattımız, oraya arayabilirsiniz. Ve diğer numaramız 0212 912 14 74 numaradan şampuanlarımızı, kremimizi, evet şöyle müthiş bir şampuanımız, onu alabiliriz. Şöyle bir bakalım Olgun Bey, tek tek görelim mi? Şampuanımız, hemen numaralarımız ekranda. Uygun sevgilim, %100 doğal şampuanlarımız. Gördüğünüz gibi bunu alabiliriz. Ondan sonra onu bıraktık. Şurada duş jelimiz var. Duş jelimizi aynı şekilde alabilirsiniz. Harika bir jelimiz ve müthiş bir cildiniz olacak. Ve buradan da saç bakım kremimiz var. Onu da aynı şekilde mineralist markasıyla alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. 0533 200 24 11 çift sıfırı arayabilirsiniz. Uygun bir şekilde alabilirsiniz. 0212 912 14 74 dolu numarayı da arayabilirsiniz. Ben Mahmut abiyle görüşeceğim. İnşallah her ay bu setimizden de 2 tane hediye edelim. Sosyal medya hesaplarımızı takip edenlere 2 tane setimize, şurada görmüş olduğunuz bu güzel setimizden sizlere hediye edelim sevgili izleyicilerimiz. Evet, şimdi onları ben kenara alıyorum. Şuraya aldık. Evet. Tuzumuz için ayrı bir şekilde numaramız var sevgili, biraz önce verdik setimiz için de sizde de uygun bir şekilde alabilirsiniz setimizi. Hemen setimiz içinde ben şöyle bir şunları bir çevireyim. Oh, nar gibi kızardı, nar gibi Olgun Bey. Şöyle bir etlerimiz harika bir şekilde pişti, kapağını kapattık. 2 dakika sonra onları da alabiliriz. Evet, şöyle bir tuzumuz içinde sevgili izleyicilerimiz, yemek setimiz içinde harika bir yemek setimiz. Siz de evinizde gönül rahat içinde kullanabilirsiniz. Hemen şurada biraz su alacağım. Bir bardağın içine biraz suyumu alıyorum. At, şu benim bardağım olacaktı. Şöyle bir bardağım içine normal gördüğünüz suyumu aldım. Bunu ben de artık gün içinde 2 defa, 3 defa hatta bazen 4 defa uyguluyorum. Çok güzel oluyor. Hem ferahlanıyorsunuz hem de İçinde bir kuşku varsa, endişe varsa, işte bakteriyle ilgili veyahut da farklı bir şeyle ilgili veyahut da grip oluyorsanız
Onunla ilgili size çok da büyük bir yardımcı olacak sevgili izleyenimiz. Daha rahat bir şekilde hem boğazınızı temizleyecek hem de daha rahat bir şekilde size de dinç olacaksınız ve çok da güzel olacak. Hemen etkisini de görmeye başlayacaksınız. Normal setimizin içinde şurada görmüş olduğumuz tuzumuzdan alıyoruz. Setimizin içinden aynısı var. Herhangi bir bardağımızın içine suyumuzu dolduruyoruz ve buradan biraz ilave ediyoruz. İlave ettikten sonra bismillah diyoruz, suyumuzu içiyoruz. Bugün içinde maruz kaldığımız herhangi bir şey varsa onun için ve harika oluyor. İnan ki yani içer içmez etkisini görmeye başlıyorsunuz vücudunuzda aynı şekilde. Normal suyu içtiğinizde farklı oluyor ama bu şekilde hazırlayıp da içtiğimizde gerçekten farklı bir şekilde alıyoruz içimize ve çok da güzel bir sıvısını alıyoruz. Ve gün içinde daha dinç olacaksınız, daha diri olacaksınız. Herhangi bir kuşkumuz varsa veya da yeni grip oluyorsanız veya da herhangi bir endişeniz varsa Covid içinde harika bir şey olacak. Sevgili izleyicilerimiz size büyük bir yardımcı olacak. Hemen setimizi uygun bir şekilde setimizi alıyoruz. Hemen numaramız gelsin setimizi satın almak için. O da gelsin. Ondan sonra yavaş yavaş yemeklerimizi sizlere anlatacağız. 0212 912 1474 olan numarayı arayabiliriz. 0212 912 1474 olan numaradan hem yemek setimizi, hem yoğun çeyimizi, hem nefes setimizi, hem de diğer ürünlerimizi satın alabilirsiniz. Bu numarayı da istediğiniz anda arayabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Dilerseniz hem tuzumuzu hem de Bimes ızgaramızı satın almak istiyorsanız, uygun bir şekilde satın almak istiyorsanız benim Instagram sayfam bitişikşefablosa.tgt sayfasından satın alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. bitişikşefablosa.tgt sayfasından hem ızgaramızı kazanabilirsiniz, hem satın alabilirsiniz, hem de tuzumuzu aynı şekilde kazanıp da satın da alabilirsiniz. Şimdi etlerimiz pişti diyebiliriz. Ben onları kenara alacağım. Ondan sonra da Instagram'a bakacağım. Bakalım kimler selam göndermiş. Bugün herhalde süremiz kalacak. Siz de selam göndermeye devam edin. Ben hemen birazdan ona bir göz atacağım. Sende zaman çok hızlı bir şekilde akıyor değil mi? Biraz önce 10 dakika dedin ama. Neyse şöyle bir ayarlayalım. Hemen şunları kenara aldık. Oha! Mis mis. Çok hızlı bir şekilde sebzelerimizi közlüyoruz. Ondan sonra da etlerimizi, istersek içinde pilavımızı, çorbamızı, yemeklerimizi hepsini hazırlayabiliriz. Harika bir ızgaramız. Gerçekten çok kullanışlı ve çok güzel bir ızgaramız. Şöyle bir yemeklerimizi bir görün arkadaşlar. Ben de şöyle bir kenara alayım ızgaramı. Ondan sonra devam edebiliriz. Elimizi yakmadan alalım ki. Böyle çok sıcak olduğu için kalın bezlerle kenara alacağız. İçinde yemeğiniz kalırsa dahi yarım saat, bir saat yemekleriniz soğumayacak. O kadar kullanışlı ve güzel bir şey sevgili izleyenimiz. Evet. Hemen böbrekler de pişti. Kenara aldık. Ben de bu arada tezgahımı hızlıca toparlıyorum. Ondan sonra da sizlerle beraber neler yaptık, neler hazırladık ona bir göz atalım. Evet, yemeklerimizi hazırladık sevgili izleyenimiz. Ve yemeklerimizi hazırladıktan sonra yavaş yavaş artık Olgun Bey bir yemeklerimizi göstersin. Biz de yavaş yavaş sizlerle beraber neler yaptık, neler hazırladık ona bir göz atalım. Gelsin listelerimiz. Evet. Öncelikle püreli tepsi köftemiz için sevgili izleyicilerimiz neler kullandık? 300 gram kadar dana kıymamız, 500 gram kadar patatesimiz, 1 su bardağı kadar galeta unumuz, 1 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar sütümüz, ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar doktor saz sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kimyonumuz, ondan sonra kırmızı toz biberimiz, 1 adet yumurtamız, 1 tutam maydanozumuzu kullandık. 300 gram kadar dana kıymamız, 500 gram kadar patatesimiz, 1 su bardağı kadar galeta unumuz, 1 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar sütümüz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, ondan sonra pul biberimiz, 1 adet yumurtamız, ondan sonra da 1 tutam maydanoz kullandık. Geniş bir kabımız içine hemen yumurtamızı, baharatımızı, galeta unumuzu, yağımızı döktük. Onu güzelce bir şekilde kıymamıza ilave ettikten sonra yoğurduk. Tepsimizi içine döktük. Fırına gönderdik. Fırında iyice bir pişti. O pişerken tekrar patatesimizi iyice bir haşladık. Suyunu döktük. İçine tuzumuzu, sütümüzü, yağımızı ilave ettik. Püremizi hazırladık. Üzerine püremizi de döküyoruz. Fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor. Ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiz. Hem lezzetli hem de farklı bir sunum oluyor. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, gelsin diğer listemiz. Patlıcan sarmalı pilav için de sevgili izleyicilerimiz 4 adet patlıcan kullandık.
2,5 su bardağı kadar pirincimiz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuz, karabiberimiz, 1 tutam dereotumuz veya da maydanozumuzu kullandık. 4 adet patlıcan, 2,5 su bardağı kadar pirincimiz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuz, karabiberimiz, 1 tutam dereotumuz ve maydanozumuzu kullandık. Patlıcanımızı güzelce pişirdik, uzunlamasını dilimledik. Izgaramızı içine pişirdik, kenara aldık. Tenceremize içine yağımızı döktük, pirinçlerimizi ilave ettik. Pirinçlerimizi iyice bir kavurduk. Kavurduktan sonra suyumuzu içine ilave ettik, tuzumuzu ayarladık ve pirinçlerimiz iyice bir dinlendi. Ondan sonra içine havuçları içine ilave ettik ve birazdan maydanoz veya dereotumuzu içine ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştırıyoruz. Ondan sonra oval bir kabımızı içine patlıcanlarımızı diziyoruz. Onu dizdikten sonra tekrardan içine pilavımızı döküyoruz. Ben biraz daha renkli olması için havuçları da içine ilave ettim. Ve onları da ilave ettikten sonra tekrardan güzelce bir şekilde kaplarını kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. Ve ters çevirdikten sonra da afiyet diyeceğiz. Hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, gelsin diğer listemiz. Zeytinyağlı brokolimiz için de 500 gram kadar brokolimiz, 1 adet yumurtamız, 3 diş sarımsağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 adet domatesimiz, 1 tatlı kaşığı kadar unumuz, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuz, karabiberimizi kullandık. 500 gram kadar brokolimiz, 1 adet 3 diş sarımsağımız, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 adet domatesimiz, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar unumuz ve 1 tatlı kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuzu, karabiberimizi kullandık. Tenceremize yağımızı döktük. Yağımızı döktükten sonra onu güzelce bir şekilde yağımız ısındıktan sonra soğanımızı ilave ediyoruz. Ondan sonra sarımsağımızı ilave ediyoruz. Onları iyice bir kavuruyoruz. Havuçları içine ilave ettik. Havuçlarımızı iyice bir kavurduktan sonra tekrardan hemen içine salçamızı, baharatlarımızı ilave ettik. Yeteri kadar suyumuzu içine ilave ediyoruz. Suyumuzla beraber güzelce bir unumuzu da ilave ettik. Onunla beraber suyumuzu ilave ettik. İyice bir kaynadı. Kaynadıktan sonra brokollerimizi içine diziyoruz. Ondan sonra üzerine havuçlarımızdan rendeleyip üzerine ilave ediyoruz. Domatesimizi ilave ediyoruz. Tuzumuzu ayarlıyoruz. Yaklaşık bir yarım saat bir pişiriyoruz ve pişirdikten sonra da sunumu yapacağımız tabağımıza koyup üzerinde süslüyoruz ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ben şöyle bir pilavımı biraz keseyim mi sevgili izleyenlerimiz, size de görmeniz için? Evet. 5 dakikamız mı var? Tamam. Çok güzel. Süremiz varsa sevgili Fırat. Bugün ilk defa dedi ki usta senin süren var dedi. Sağ olsun sevgili Fırat. Evet. Olgun Bey görüyor musunuz? Harika oldu sevgili izleyenlerimiz. Nefis bir pilavımız hazırlandı. Tezgahımızı üzerine aldık. Instagram'da şöyle bir bakalım kimler selam göndermiş. Hemen ona da bir değinelim. Ondan sonra devam edelim. Evet şöyle bir. Sevgili Ayşe Hanım, Ayşe Örgü'ye. Bu da kucak dolusu sevgi ve selamlarım olsun. Mine Hanım'a, Hayrun Usta, Mustafa Bey'e, ondan sonra Melih Bey'e, ondan sonra Can, şöyle Hava Can'a sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Ondan sonra Meltem Hanım'a, ondan sonra Figen Hanım'a kucak dolusu sevgi ve selamlarım olsun. Azat Yavru Türk, Saray Nur bizleri izliyor burada, ona da kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Fatma Hanım, Fatma Söven, kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Ondan sonra da sevgili Ercan Bey, Hava Hanım bizleri izliyormuş, selam göndermiş. Bizlerden de onlara kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Evet sevgili Fadime Akan'a da kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Biz de böylelikle yavaş yavaş sevgili izleyicimiz programımızın sonuna doğru geldik. Yemeklerimiz hazır, her şeyimiz hazır. Size de farklı tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Bitişik Şef Abdülhosa .tgt sayfasından gönderebilirsiniz. Tabii ki öncelik gurbetçilerimiz. Onları çok seviyorum buradan. Bütün gurbetçilere benden kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Türkiye'de bizleri izleyen herkes, bizleri yalnız bırakmayan herkes ve de bizlerden desteğini esirgemeyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Askerlerimiz, polislerimiz, memurlarımız ve sağlık çalışanlarımıza benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanınız sağlıcakla.